Yine üçüncü bölümde burada baktığımız zaman yardımcı düşünceler noktasında ÖSYM soru kalıbı 4'teyiz. Bu parçadan hareketle aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir, yapılamaz? Bakın bu çok değerli. Neden? Burada aslında yorum yapma noktası biraz tehlikeli. Yorum yapma noktasında sanki işte istediğimiz yere yorum yapabilir miyiz algısı çıkabilir. Hayır, onu yapamazsınız. Peki ne yapacaksınız? Yorumumuzun tabii ki bir sınırı var. O sınır ne? Konu ve ana fikir noktasında, ki burada yazdık. Konu ve ana fikir noktasında bir yorum yapabilirsiniz. Yani bizim bir kalıbımız var. O kalıbımızda tabii konu, merkezde konu ve ana fikir var. Konu ve ana fikir çerçevesinde yorum yapmanız. Burada da en önemli nokta tabii ki anahtar kelimelerdir. Özellikle burada tabii ki bağımsız bir yorum yapmaya kalktığınızda bu sefer farklı seçeneklere ya da konu ve ana fikirden aslında çok uzak bir noktaya ilerler ve maalesef yanlış cevabı doğru cevap olarak görmenize sebep olur. Peki ne yapacağız? İlk önce konu ve ana fikri tespit edeceğiz. Bakın bu çok önemli. Bunu tespit ettikten sonra özellikle ana düşünceyi hangi yönüyle ele aldığını bulacağız. Parçada burada baktığım zaman hangi yönleriyle ele almış? Bu yönleri belirleyeceğiz. Sonra bunların üzerinde, yani o işte biraz önce dediğimiz anahtar kelimeler, konu, ana fikir bağlamında olanları bulacağız. Olmayanlar bizim doğru cevap olarak karşımıza gelecek, ki yine söylüyorum, aslında her ne kadar biz yorum desek de yine bizim çerçevemiz belli. O çerçevenin içerisindeki tabii çerçevenin biraz uzağında, yakınında fark etmez. Bunları çerçeveye değen her nokta bizim doğru cevabımız. Buraya değmeyen, çerçevenin dışında olanlar da aslında değinilmeyen, bunun içerisinde olmayan cevap olarak karşımıza geliyor. Hemen 2017 YGS sorusu hangisiyle ilgili? Burada parçaya baktığımızda hangisiyle ilgili bir yorum yapılamaz diyor. Bakın yeşil, sanat eseri bir ruhun ifadesi, hemen yeşille yazmışız zaten. Sanatçı toplumu değişim ve dönüşmeye öncülük eder, ki zaten burada toplumu etkilemekle kalmaz diyor. Buna ne yapıyor? Devamında bunun bursu olduğunu görebiliyorsunuz. Mavi kısım toplumların geçmişine ait özellikler ve gelişmeler sanat eserlerini gözlemlenebilir. Yine burada veriyor. Ve sanat ve toplum arasında göz ardı edilmeyecek kadar güçlü bir ilişki vardır, ki bağ vardır. Neredeyse aynısını kullanmış. Doğru cevabımız Edirne. Gelecek nesillerin beğenisi sanat eserinin tasarımında belirleyicidir diye bir kavram yok. Ama dediğimiz gibi burada yine söyleyelim, yorum kavramı aklınızı bulandırmasın. Tamamen bir yorum yapmıyorsunuz. Yine o çerçeve içerisinde, o çerçeveye değen noktalar uzakta ya da yakın bizim doğru cevabımız.